Tuzla Aydınlığı meşhur Sarıyer börekçisindeyiz. İçeriye giriyoruz. Tuzla Aydınlığı meşhur Sarıyer börekçisindeyiz. Savcı Usta'nın mekanındayız. Yanımızda Müjdat Yekbaş var. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz mekanımıza. Hoş bulduk. Ne kadar zaman oldu açılalı? Biz yeni açıldık burayı. 2 ay falan oldu. 14. şubemiz olarak burayı yeni açtık. Kaç tane Sarıyer börekçisi var Anadolu yakasında? Şimdi bize ait, kendimize Savcı Usta'ya ait 14 tane şubemiz var. Biz 12. şube olarak devam ediyoruz. Savcı Usta'nın merkezi neresidir? Savcı Usta'nın şöyle, biz Savcı Usta olarak 95'te beri bu işi yapıyor. Bu işin kendi Sarıyer'in meşhur Sarıyer'de kendisi ustası olarak çalışıyor. Şubemiz Kurtköy'de var, Sultanbeyli'de var, Taşdelen'de var, Bostancı'da var, Ümraniye'de var. Sultanbeyli'de ikinci şubemizi açıyoruz yakında. Pendik'te var, Kartal Kurfalı'da var, Kartal Atalar'da var, Kartal Yavuz Selim'de var, Güzelyalı'da var. Bir de Kaynarca Marmara Hastanesi'nin karşısında var şubelerimiz olarak. Böreklerimizi de gösterelim. Şöyle gösterelim. Evet. Bu peynirli. Peynirli kol böreğimiz, kıymalı kol böreğimiz, patatesli kol böreğimiz olarak var. Sizde bir de açık pide. Evet, bir de açık pidemiz var. Dilden olarak Karadeniz açık pidesi olarak biz yapıyoruz. Kastamonu kır pidesini yapıyoruz. Kürt böreğimiz var. Kürt böreği mi, Kürt böreği mi? Kürt böreği olarak geçiyor. Senelerde önce bir tane Kürt Malatyalı kırlı bir hemşehrimizle yapmış. Kürt böreği olarak geçiyor. Şimdi Kürt böreği nasıl yapılıyor? Kürt böreği sade börek. Pudra şekeriyle yeniliyor. Şimdi nasıl sade börek? Çok eskilerde adam hamur yapmış. Kendi sade hamur yapmış. Hamur satmış. Hamurun yanına pudra şekeri koymuş. Ona Sarı Çizmeli Mehmet diye isimli. Sarı Çizmeli Mehmet kendisi yapmış. O yaptığı için, Kürt olduğu için demiş de Kürt hamuru, Kürt hamuru oradan Kürt birey olarak geçmiş. Yani o oradan icat olup... Tabii hikayesi de var. Hikayesi. Evet, maalesef hikayesi de var. Hikayesi tam olarak bu mudur? Evet, hikayesi tam olarak bu. Börek denildiğince aklımıza ilk önce Sarıyer börekçisi geliyor. Sarıyer, nereden nereye, nasıl büyüdü? Sarıyer börekçisi 90'lı yıllardan beri hep lezzet, farklı lezzet, çok güzel mükemmel lezzeti var. Lezzeti şöyle, kıymalı kol böreği, çam fıstığı ve kuş üzümü olması lazım. Meşhuru oradan geliyor. Çünkü çam fıstığı, kuş üzümü böreğe farklı lezzet veriyor. Şimdi o lezzet aynı, bizim de aynısı. 95'te beri biz de bu lezzeti devam ediyoruz. İçinde kuş üzümü, çam fıstığı farkıyla lezzetimizi devamlı müşterilerimize sunuyoruz. Ürünlerimiz günlük olarak taze taze geliyor. Merkezimizden dağıtım yapılıyor. Geliyor buraya gece dağıtım. Biz de sabah saat 5'te müşterilerimize sunuyoruz. Kıymalı böreğimiz şöyle. Sarıyer'den bilenler zaten biliyor. Senelerce aynı lezzet yapıyoruz. İçinde kuş üzümü ve çam fıstığı olmazsa Sarıyer böreği değil o. Şimdi bizim lezzetimiz hep aynı devam ediyor. 95'te biri Savcı Usta'nın farkıyla kuş üzümü, çam fıstığı var içinde. Kol böreği olarak. Müşterilerinize özel tatlı çeşitlerimiz de var. Evet, nedir o tatlı çeşitlerimiz? Tatlı çeşitlerimiz hemen geliyor. Tatlı çeşitlerimiz geldi. Olarak traliçe var. Şöyle bildiğimiz gibi çok güzel, mükemmel lezzetlerle traliçe. Kıbrıs tatlısı var. Kıbrıs tatlısı, evet. Nedir bu? Kıbrıs tatlısı olarak sütle yapılıyor, ceviz ezmesiyle yapılıyor. Hı. Çok mükemmel bir lezzetli bir tatlımız. Hindistan cevizi sütle beraber. Altında ceviz ezmesi var. Çok mükemmel bir lezzet. Ondan sonra ekmek kadayıfı, kaymaklı ekmek kadayıfımız var. Evet, ekmek tatlısı, kaymaklı ekmek tatlısım var. Ondan sonra pasta çeşitlerimiz var. Evet, pasta çeşitlerimiz de hemen geliyor. O pastalar da geldi. Pasta çeşitlerimiz. Evet, şöyle çikolatalı var, frambuazlı pasta var, pasta çeşitlerimiz var. Tatlı çeşit olarak bal badem de var, hemen geliyor. Bal badem. Evet, bal badem de çok mükemmel bir tatlı. Hı-hı. Yumuşak, devamlı müşterimize tavsiye ediyoruz. Bal bademin içinde neler vardır? Bal badem şeker oranı az olarak irmikle beraber yapılıyor. Balla beraber. %80 balla yapılıyor. Çok mükemmel bir tatlı. Yumuşak, hafif tatlı.
Peki bu tatlıları siz burada üretiyorsunuz? Evet, tatlıları biz üretiyoruz burada. Hı hı. İşte müşterilerimize sunuyoruz. Farklı lezzetlerle böreklerin yanında bir de tatlı sunuyoruz. Yılın son gününden bir önceki günündeyiz. Yarın akşam yılbaşı. Müşterilerinize neler söyleyeceksiniz? Bir yeni yıl mesajınız var mıdır? Müşterilerimize şöyle söyleyeyim. Yeni yılınız kutluyoruz. Sağlıklı, huzurlu, mutlulukla yeni yılınız 2018 olarak inşallah ülkemize barış ve kardeşlik, bu savaşlar bitsin ülkemizde. Huzur bekliyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun, sağlıklı olsun. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.